Arkadaşlar merhabalar. Bugün biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 3-4 gün devamlı elektrik kesintisi yaşadık. Bu arada şapkasız bir video. Saçlar böyle biraz uzadı, yani biraz çok kısa kesmişim. Ondan sonra böyle biraz uzadı, şimdi bir hafta falan oldu. Makinemizin çıkımı normalde 22'sinde bitecekti. Bugün ayın 20'si, cuma günündeyiz. Yani 2 gün gecikti. Bunun sebebi de 3-4 gün elektrik kesintisinden dolayı arkadaşlar çıkımlar gecikti. Ben de makineden almadım hayvanları. Tam anlamıyla yani şu an 21. günün sonuymuş gibi. Aslında 23. günün sonu oldu. Yani elektrik kesintisi etkiledim. Çıkım biraz gecikti. Şimdi yerlerini hazırladık. Çıkımı da göstereceğim nasıl bir çıkım oldu. Bakalım artık nasipte ne varsa onu. Şimdi bu arada burada 15 Ocak'ta çıkan köyücü izcilerimiz olduğu için şöyle bantla buraya yapıştırdım. Buraya da bakın 22 Ocak'ta yine köyücü izcilerimiz çıkacak. Onları inşallah buraya alacağız. Yerlerini hazırladık. Şimdi burada diğer köyücü izcilerimizden kalanlar ve Indian Game'lerimiz var. Indian Game'lerde maalesef kayıplar oldu arkadaşlar. Yani o kadar da güzel bakıyorduk ama elektrik kesintisi bizi bayağı yıprattı Indian Game konusunda. Bakın 1, 2, şu 3, 3 veya 3 tane kalmış herhalde değil mi? Yanlış görmüyorsam. Şu var, şey pardon, bu 1, şu 2, 3, aynı. Maalesef 3 tane Indian Game kalmış. Yani nasip 11 tanelerdi. 3 tane bir gitti. Sonra elektrik kesintisiyle maalesef kayıp arttı. Şimdi şöyle üst kattaki civcivleri de göstereceğim. Üst kattakileri artık civciv demeye arkadaşlar bin bir şahit. Şimdi şöyle şuraya yazdım. 24 Aralık 30 adet Brestemiz çıkmıştı biliyorsunuz. Evet gözüküyor. Ve de kırma köylerimiz çıkmıştı. Şimdi onların yemlerini verdim. Suları bitmişti. Su da vereceğim. Şimdi arkadaşlar hengameyi görün. Şuradan suluklarını alayım. Şöyle büyük bir sulukla veriyorum. Malum nüfus kalabalık. İnşallah aşağı atlayan olmaz. Ay, atladı. Tamam alırız. Evet, sıkışan olmaması için özellikle dikkat ediyorum. Hani göstersene şunu. Tamam gel sen burada. Ben şimdi onu bir yakalayayım. Ya da gel şöyle benimle birlikte. Gel. Ulan sen Brest'e misin? He? Arkadaşlar tosun gibi oldular. Maşallah esirgemeyin. Hani göstersene su şeyi. Söyleyemem. Dur ben alayım. Yukarısı biraz yüksek geliyor anneme. Aslında şu suluğu azıcık daha ileri koysaymışız iyiymiş. Bakın arkadaşlar 24'ünde çıkan civcivlerimiz bugün ayın 22'si. Yani artık bir aylık olmak üzereler. Bakın Keloğlan ve Balkız da burada. Yine kırma köy civcivlerimiz de burada. Şimdi burayı kapatalım. Yani su bittiğinde böyle suya saldırıyorlar. Sonrasında bir sıkıntı olmuyor çok şükür. Hiçbir kaybımız yok bu arada brestelerimizde. Çok şükür sapasağlam büyütüyoruz. Şimdi gelelim makinamıza. Şöyle bir kapatayım. İki sepetimiz var. Şöyle alayım buradan birincisini. Şimdi tekrardan açalım. Arkadaşlar. Şöyle masamızı da çekelim. Bakalım şimdi nasıl bir çıkım olmuş. 3-4 gün devamlı elektrikler kesildi. Aslında jeneratörümüz de vardı. Ama jeneratör arıza yaptığı için biraz sıkıntı oldu gerçekten. Stresten yani ben midemde sıkıntı var. Midemde bayağı rahatsızlık çektim. Ama çok şükür civcivlerimizin maşallahı var. Çok güzel bir çıkım olmuş. Normalden de iyi bir çıkım. Kesinlikle içinden boş yumurta falan atmadım. Şimdi bunları tabi sayarak almamız gerekecek. Sizler de sayın arkadaşlar. Malum bizim saymada biraz sıkıntı var. Şöyle yapayım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani bir sepet mutluluk, bir avuç mutluluk. Şimdi şöyle saya saya indirelim. 1, 2, 3. Bu arada arkadaşlar şimdi çıkımı alacağım yumurtalar var.
Onların döl kontrolünü de çekip hızlandırarak ekleyeceğim ki kaçta kaç çıkmış hep beraber görelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Hemen yem yemeye başladılar. 16, 18. Şimdi civcivleri de inceleyeceğiz. 20, 22, 24. Hoş geldiniz ya. 25, 26. Birisi yumurtlamaya çalışıyor. 28 ve 29. Bakın çıkmayan 29 yumurtada, 30 yumurtada sadece çıkmayan bir büyük yumurtamız var. Buna arkadaşlar bakacağım. Şimdi anne sen civcivleri göster. Ben öbür sepetimizi de alıp geleyim. Zaten çok uzak bir yerde de ilanım burada. Yalnız bunların yeri biraz ufak olmuş işte bu sefer. Bak maşallah arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Ha, kanadı mı kaldı orada? 29 tane civcivimiz çıkmıştı. Şimdi burada da yine çok güzel bir çıkım var. Hemen sayalım. 31, 33, 35, sakat falan yok gördüğüm kadarıyla. 37, 39. Şuna bak şimdi, şuna göster. Bak bak, kafasını şeye sokmuş yumurtanın içine. Lan bırak. 40. 42. 44. 46. 48. 49. 50. Şu civcive bakın arkadaşlar. Nerede kamera bakayım? Bir kere ekrana dokunur musun hani? Bakar mısınız şuna? Ne kadar güzel bir civciv. Maşallah. 50. 52, 54, 55. Burada çıkmayan yumurta, bir tane şu var, bir de bu var. Bunda çatlak yok. Şu üçüne bakacağız. Şimdi arkadaşlar bunların yeri gördüğünüz gibi biraz dar oldu. Şimdi nasıl genişleteceğiz? Hemen gösteriyorum. Hani azıcık geriden al şöyle, bütün görelim. Şimdi öncelikle bu sulukları böyle çektik. Daha sonra şu civcivleri de ezilmesin diye şöyle ayırıyorum. Ayakları sıkışmasın diye biraz özenli davranmamız gerekiyor. Evet. Bakın şu an yerlerini biraz daha genişlettik. Hem de bir kısmı da telli yerde kaldı. Daha da iyi oldu. Yani hayvanlar telli yere alışsınlar. Yani çıkmayan 3 yumurtamız var. 55 civciv, 58 döllüden 55 çıkım aldık. Ya bu gerçekten inanılmaz güzel. Hele ki şöyle bir elektrik kesintisinden sonra, hani normalde olsa normal derdik ama. Hadi şunları da azıcık açayım. Şurayı da genişletelim. Hani şu yemi... Hatta bunu direkt alayım buradan. Dur. Hadi atla bakayım. Evet, yemlerini de şöyle şu tarafa bırakalım. Bakın arkadaşlar böyle. Yani bu bölmelerin avantajı da farklı farklı civcivleri istediğimiz gibi koyabiliyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. O tarafta halı kaydırmaz olduğu için bu yemi dur. Şöyle. Tabii karbon ısıtıcı orada olduğu için hepsi oraya yapışmak istiyor. Herkes sıcağın peşinde. Ne oldu, sakat mısın sen? Evet, ayağı sanki birazcık yamuk gibi bunun, bak tutmuyor tam. Yani elektrik kesintisinin en büyük sıkıntısı bu arkadaşlar. Sakat civciv çıkma oranı çok artıyor. Hatta hobi makinalarda ısınma oranı sağlanamazsa da yine aynı şekilde böyle sakat civciv çıkımları olabiliyor. Ama hani bir tane görebildim. Başka zaten bakın iştahları açık.
Hemen yem yemeye başlamışlar. Hemen bakın burada su içen var. Böyle bir sistem. Yani bireyseleri de burada büyüttük. Hani bu toplanmayı bazı arkadaşlar hani ısı yetersiz diye düşünüyor olabilir. Ama bu toplanmanın sebebi lambanın orada yanması. Yani lamba şayet şurada yanıyor olsa üstte ortada toplanma olmuyor. Ama biraz toplanıyorlar bu şekilde de. Fakat sıkıntı olmuyor. Yani dediğim gibi bireyseleri de burada büyüttük. O yüzden şimdilik duman da orada. Civcivlerimizi çıkarttık. Şöyle kapağını da kapatalım. 22 Ocak. Evet, şöyle kapattık. Bakın dışarıdan da görebiliyoruz. Diğer civcivlerimiz de... Aa, anne kapağı kapatınca yemlik yukarı kalkmış. Bir saniye dur. Bir saniye. Azıcık ileri almamız lazım şöyle. Tamam. İşte arkadaşlar yani gördüğünüz gibi takip etmek çok önemli. Yani orada görmemiş olsak altına civciv sıkışıp ölebilirdi. O yüzden takip çok önemli bu işte. Biz de elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Artık bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bu arada bu toz dışarıdan değil içeriden. O yüzden gitmiyor. Videomuzu da beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.